Evet, benim için hayatımın kilometre taşlarından biri. Bu yokuşun başındayım. Bu yokuşta ben çok çıktım arkadaşlar. Bu yokuşta okula giderken de kullandım. Fakat bu yokuşu özellikle benim hafızama adeta çivileyen şey, bir zamanlar seyyar satıcılık yapıyordum. Limonata satıyordum. Yani utanılacak bir şey yok. Ama o zamanlar utanıyordum doğrusu. Ve o limonata arabasını burada yokuşta çıkarırken o kaslarımdaki ağrıyı, yüzümdeki boncuk boncuk terlemeyi gerçekten unutmam arkadaşlar. İşte buradan her tırmandıkça, yukarı doğru tırmanmak için attığım her adım, beni zorlayan, nefes nefese bırakan her bir an hayatta başarılı olmaktan başka şansım olmadığını adeta iliklerime kadar işlettirdi. Hayatta başarılı olmak, kendi işini kendin yapmak, kendi göbeğini kendin ki. Biz böyle bir nesildik arkadaşlar. Evet, o zamanlar gerçekten utanıyordum. Neden? Çünkü okulda başarılıydım. Öğrenim hayatım boyunca okulda hani birinci olmadım ama ikinciydik, üçüncüydük her neyse. Tanıdık bir öğrenci arkadaşla, bir öğretmenle karşılaştığımızda sanki utanılacak bir iş yapıyormuş gibi. Ama o tabii o çağlarda bunu anlatamayız kendimize ama şimdi büyüdük. Fakat yaşamımda belli kararlar almamda işte bu yokuşta çektiğim o anlar etkili olmuştur diyorum. Dolayısıyla para kazanmanın, kendi ekmeğini helalinden kazan hiçbir utanılacak şey olmaz. Yeter ki namerde muhtaç olmayın arkadaşlar. Yeter ki kula kulluk etmeyin. Ve ben şunu da söyleyeyim. Üniversite sınavına ilk yılımda kazandım. Dershaneye gitme şansım olmadı. Ve o limonata arabası, seyyar arabanın içerisinde dergiler bulundururdum. İsmini söylemekten de beis duymuyorum. Final dergileri, Elazığ merkezi zaten. 3 yıl öncesinin eski dergilerini alır. Müşteri geldiğinde, ilgilenen müşteri gittiğinde dergiyi çıkarır. Ders çalışırdım. Yani bir yerlerde böyle tepeden gelmedik. Bir yerlerde miyiz? O da ayrı mesele. Millet bizi böyle maddi açıdan çok büyük bir yerlerde zannediyor. Değil. Ama en güzel yer sizin gönülleriniz. Şu an gönüllerdeyiz en azından birçok kişinin, öyle diyeyim gördüğüm kadarıyla. Hani bir yerlere kolay gelinmedi arkadaşlar. Hayatın hakikaten birçok zorluğunu görmüş olduk. Zorluk çekilmeden de Allah bir şeyleri nasip etmiyor diyorum. Benim için manidar bu yokuş başından herkese selamlarımı gönderiyorum.